Ay senin baban kim yine başlıyor sıcağı. Geçirmiş ilmiği horozun boynuna. Ay dur, dur kaçma. Dur kaçma kime diyeyim ben? Fikri, Fikri. Fikri, Fikri. Hiç duyuyor mu beni? Dur, kaçma, kaçma. Fikri. Aa, ne olmuş bağırıyorsun? Niye geçirdin tavuğun boynuna ilmiği? Ne ilmiği kız? Aa, görmüyor musun? Ha, karabatı. Niye olacak ana? Her gün o kadar tavuğun içindedir. İçindeyse içinde ne olmuş? Ne demek ne olmuş? Ya kümesin tek erkeğidir. Biraz böyle prezentable, ışık görünmesin mi? E tavuk ne anlar prezentable'dan, şıklıktan, ha kravattan? Anlar ana, anlar. Şerefime namusumu anlarlar. Bak bana böyle kravat taktığın zaman, prezentable göründüğü zaman tavuklar buna daha iyi yumurtluyorlar. Ben test etmişim, onaylamışım ya. Bak yumurtlamazlarsa gel o zaman yüzüme tükür. La çıkar şunu ilmi boynundan çabuk çabuk, yoksa benim pekmezini akıtırım yere. Tamam çabuk, tamam çabuk, kızma çabuk. Tamam. Çıkar şunu. Sen de bakayım bana. Nereden buldun sen bu kravatı? Hangi kravatı? Hangi kravat olacak? Kaç tane kravat var? Horozun boynundakini. Ha bu kravatı. Evet. Babamın sandığında eşyaların arasında. Demek baban sandığındaki eşyaların arasında. Ben demedim mi sana baban eşyalarını karıştırma diye? Dedin. E dedim de ne diye karıştırırsın? Niye olacak ana? Emine'nin başlık parası için. Ay. Çok para lazım ana, çok. Bunun için benim her fırsatı değerlendirmem lazımdır. Başlatma şimdi Emine'nden. Ana Emine'ye başlama. Emine önemli. Önemliyse kooperatife al şu güğümleri götür. Böylece para kazan. Beni de daha fazla değerlendirme. Kalbim var benim, kalbim. Benim de bir zamanlar kalbim vardı ana. Aldı götürdü onu Emine. Hadi hadi. Ne oluyor? Ya ne oluyor? Sesiniz köy meydanından duyulur ya. Ha bu benim deli oğlan. Üçkağıtçı Selami'nin kızıyla evleneceğim diye. Ha horozun boynuna kravat bağlıyor. Bu iyi. Evet anlat anlat. Bir sakır sultan kalmıştı, duymadık, ona da anlat. Ha? 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 Ya şimdi sen Emine ile evlenmek için horozun boynuna kravat takmak ne alaka? Ne demek ne alaka? O zaman daha iyi yumurtlayayım. He şerefime doğru diyorum bak. Yumurtluyorlar. Yumurta demek para demek. Para demek. Neyse çaktın köfteyi. Tövbe tövbe. Hadi yürü yürü. Yürü. Hocam. Size şöyle bir kahve yapsaydım. Yok istemiyorum. Geçin şöyle yok, oturun da yok, bir güzel şöyle yok, şekerli bir kahve yapayım. Yok hocam. İstemiyorum. Nasılsın Selim abi? La standart oğlum, bir ara gel de tıraşını yapayım. Papazlara dönmüşsün la. Yok bre, yeni bir tarz deneyeyim. Bakalım ne olacak. Sen de iyi ki var ha, havandan geçilmiyor. Lo Fikri, gel hele iki el bata kadar. Yok bre mi? Yok, hiç tadım yoktu. Sen internetten oynamaya devam et. Onun tadı yok Fikri, tadı yok. Ben böyle canlı kanlı rakip istiyorum bre. Böyle canlı kanlı. Rezil. Ne kadar cins bir insansın ya. Ama ben bu durumu çözerim. De haydi sen sudoku çözmeye devam et. Hadi Allah'a emanet. Keyfin yerindedir hani. İki yerim ata kadar gel. Allah bir kop benden lan. Bir tane mi istesin? Bulaşma bir ya. Nasılsın Azim emmi? Sağ ol, sağ ol Fikri. Sen nasılsın? İyi hamdus. La bu sütler içine su katmıyorsun değil mi? Vallahi ayıp ediyorsun ha. Bizde hiç öyle şeyler olur. Ticaret hayatında babana bile güvenmeyeceksin. Babana bile güvenmeyeceksin. Ha orası öyle, doğru diyorsun. Baban deyince
aklıma geldi. İyi adamdı ya. Erken gitti. Ben doğmadan ölmeseymiş. Görürdüm, tanırdım. Tanıyamadık. Aman Fikri, hiç tanıma. Git bir fakire 5-10 kuruş ver, hiç tanıma. Senin baban öyle vukuatlar yaptı ki akla hayale gelmez Fikri ya. Vallahi Azmi abi, anam da öyle değil de adamda bütün kötü alışkanlıklar varmış. Mix'ini yapmış kötü alışkanlıklarını. Kadına çektirmediğini bırakmamış. Anan az anlatmış oğlum, az anlatmış. Ne vukuatları yaptı baban ha? Bir bilsen akla hayale gelmez bunlar ya. Allah Allah, ben akla mantığa sığar sanıyordum. Hatta yaptıklarını böyle hayal gücümle düşünüyordum da neyse. Boş ver. Ne bu saçlar beyazlanmış? Hadi beyazlığı vazgeçtik. Akıllar bile beyazlamış. Yok ya, ne beyazlaması? Bizde hırsidir. Ne hırsı? Babanı tanımazsam kandıracaksın beni. Hadi saçımdaki beyazı gördün, tamam. Nereden bildin? Oğlum, benim gözüm, gönlüm açıktır, açık. Anladın? Gözüm, gönlüm açıktır yavrum. Maşallah, maşallah. Muhtar amme. Hayırdır? Nereye böyle muhtar amme? Yukarı tarlaya gidiyorum. Sana ne? Ne yapacaksın yukarı tarlada muhtar amme? Allah Allah. Ya sen her şeyi sorgular oldun ha. Ben görmeyeli muhtarlığa soyundun sen. Belki de yaza hoş çakal partisi düzenleyeceksin. Sana ne? Yok ya, ben öyle şey ettim. Yani merak ettim muhtar amme. Etme. Sen bir şey etme. Sen şey etme. Allah Allah. Haydi sen git, git tarlaya git. Sen git tarlaya. Eyiha, eyiha, eyi çitile, eyi çetile, eyi sık. Hadi bakalım, haydi eyi. Yıkayam ya ana işte. Kız bak, böyle de, kızım bak, böyle böyle, böyle böyle yıkayacaksın. Böyle böyle de sıkacaksın, tutmam, tutmam. Böyle böyle de, böyle de sıkacaksın ha, anladın? Anladım ana, anladım. Ay, az geç anlayan ama olsun. Akıllı kızım benim, maşallah. Sen şimdi hakaret ettin, iltifat ettin. Ben hiçbir şey anlamamışım ama yine de sağ ol ana. Ben yıkamayacağım. Kendime şöyle biraz gidip yürüyeceğim. Kız nereye gidiyorsun? Hani bu çamaşırları kim asacak? Ana sen insanın konsantrasyon mu bıraktın? Bu konsantrasyonla ben nasıl yıkayacağım bu çamaşırları? Gidip kafamı dağıtacağım. Ha, kafam var öyle mi? Ha, bunu öğrendiğim çok iyi oldu ha. He, bu ne işte? Kafa kafa. Bakayım. Hakikaten kafam var ha. Allah Allah. Maşallah, maşallah. İyi oldu senin kafanın olduğunu öğrendiğim ha. Ya sen de beni fazla atmalıysan ana. Kafa bu kafa. Ticari taksi plakası değil. İyi haydi. Kafan çalışırken al şu çamaşırları da ipe ser. Haydi. Ana sen de hiçbir yere boş göndermişsin ha. Hep bir iş kalktırırsan. Ben sana şimdi bir kalktıracağım, göreceksin gününü. Tamam ya, tamam. Öf. Ne geziysen burada? Ne demek ne oluyor, ne geziysen burada? Özlemişim, gelmişim. Özleme. O niye kız? Vallahi çıldıracağım ha. Bir de hiçbir şey olmamış gibi soruyorsan. Evleneceğiz, evleneceğiz diysen bir halt etmişsen. Ha, tamam, tamam. Merak etme sen, o iş bende en yakın zamanda olacak. Ne edeceksin? Çok gizlidir. Yani top saklat. Öyle bir planlarım var ki babaya bir de
1000 başlık parası verip sana alacağım. Değil mi? Evet. Ama ben merak ederim. Evet biraz. Ya söyle, meraklıyım bilirsen. Hele bir yanak ver söyleyeyim. Evlenmeden olmaz. Ya ne olacak? Bir yanak. Ya vallahi babam gelir şimdi. Sümsüğü bir yapıştır, sonumuz gelir ha. Yok baba gelmez. Babayı kooperatifin orada görmüşsün. Tarlaya gideyim. Yani onun gelmesi akşamı bulur. Bir tane. Ulan sen ne yapıyorsun ahlası Vallahi ayıptır senin bu yaptığın ya muhterem mi? Yani senin gibi bir siyaset adamına yakışıyor arkadan vurmak. Ha? Bir de köyün mülki amiri olacaksın. Lan sus! Laf kala bana etme. Kağızını bırakalım sen. Kız yanında ne arıyorsun? Onu söyle bana. Adres sormuşum. Buyur. Adres? Ne adresi? Sağlık hocanın yerini unutmuşum, onu sormuşum. He baba, adres soruydu. Kardeş, şuradan döneceksin, orada hemen görürsen. Öyle mi bacım? Sağ ol, çok yardımın dokandı. Ne demek kardeş? Taş atıp kolum mu yoruldu? Bir köydaşın olarak sana yardımcı olmak benim vazifem. Allah razı olsun bacım. Tez zamanda gelin olasın inşallah. Sen de görersin kazanın mürüvvetini ölmeden inşallah. Sağ ol kardeş, sağ ol. Bak, bir de dalgasını geçiyor. Lan ben senin ağzını burnunu kırmaz mıyım? Ulan bir daha gelme buraya lan. Bir daha gelme, vallahi billahi bacak kırarım seninle. Kız yanında görmeyeceğim seni. Namaz ses. Yürü git sen de lan, yürü bakalım. Seni bir daha buradan görürsem bacaklarını kırarım ha. Vallahi billahi kırarım ha. Yürü, yürü ne? Utan mı vermesin lan sen? Utan mı vermesin? Ulan benim adım çıkacak. Rezil olacağım ha buralar. Ha? Otur bacağın üstüne evinle. Evinden bir hiç çıkma. Ağzını burnu kıracağım sana. Geç içeri, geç. Hele dur be, hele bir dur be. Ne bari dur. Rezil olduk mahalleye dur hele dur. Dur hele dur. Ne oldu şu bacağın kadar? Bu bari bu. Bak bu deli fikirler şurada. Fingirler şunu gel gördüm. Ben kimseyle fingir demeyeyim. Adres soruydu. Bak. Bir köydaş olarak yardımcı oldum. İnsanlık ölmedi muhtar bey, insanlık ölmedi. Adres soruyor ha. Adres. Ulan şimdi şu uzun uzun da adres soruyor. Ona bir göster bakayım. Nereye gideceğim şimdi bak. Bir göster bakayım nereye gideceğim. Elinde kalacak hemi dur. Bırak bırak vursun. Vur vur çekinme. Ben de sonra giden gazeteye televizyona röportaj verem. Muhterem mi beni dövüyor diyen. Ondan sonra gör bak nasıl sosyal medyada gündem oluyor. Gör bak ondan sonra kadına şiddet hayır hashtagleri nasıl havada uçuşuyor. Ahan o anda kaymakam elinden mazbatanı alsın da gören ben. Ne oldu? Korktun. Kaymakam adını duyunca tabii. Öyle mi? Bana çok korktum ha. Öyle korktum ki eğer ben de seni o Ali Kazım'la evlendirmesem bana da mıhtar selam edemezsinler. Anam Allah canıma kıyarım ha. O Ali Kazım'la ölürüm de evlenmem. Ha, ya evlenmezsin ha. Bir kanından kaza çana falan. Hep senin dışında kal. Kardeşim. Baba sana bir şey diyeyim mi? Hiç şiir okumamış kadar kötüsün. Bu ne dedi? Ya, internetten öğreniyor bunlar ya. Sen şey etme. Fazla aklı yok bunun bilirsin. İnternet bebesi bu, internet bebesi. Doğru yemeğini la. Anlaşma ana ben ha. İştahım yoktur. Ne oldu la eşek sıpası? Biz Emine'yle beraberken muhtar bizi bastı. O üçkağıtçı Selami sana bir şey yapmadı ya. Yok ben kaçmışım. Ama Emine'm orada kaldı. Allah bilir kızın fıştığını çıkartmıştır şimdi ya. Çıkarır da çıkarır. Çıkarır da çıkarır. Ana bizim ne yapıp edip Emine'yi almamız lazım. Oğlum ben hiç istemem mi senin mürüvvetini görme. Ama o üçkağıtçı Selami kız öyle bir değer biçti ki. Bırak bizi. Elon Musk gelse ödeyemez o başlık parası. Ya istemiyorum, istemiyorum. Ben Emine'mi isteyeyim ya. Anlamıyor musun ana? Ya neyse ya. Ben uyuyacağım. Sen yine de bir düşün. Sana deme ki anam demedi deme. Kız ben ölürüm de senden başkasına hiç bakarım.
kaşına bak. Bıyığı bile güzel. Sen o kaşının bitişiğine kurban olurum ben. Hadi yatak. Yatak işte. İyi geceler Ceylan Hanım. Affedersiniz, çıkartamadım. La oğlum benim sen baban nasıl tanımıyorsan beni? Yanlışım var kardeş. Benim babam ölmüştür ben doğmadan. Karıştırıyorsunuz. La oğlum zaten öleyim ben. Ölüysen burada ne yapıyorsun? Yoksa sen hayaletsin. Vallahi sen hayaletsin. Bana kahvede söylüyorlardı ben inanmazdım. Hayalet var. Ne hayalet de oğlum tövbe de. Rüya görüyorsun. Ben de senin rüyana girmişim. Rüya mı? Hakka. Ben uyuyordum değil. Babu. Babu. Ne yaptın? Nasıl? Cehennem nasıl? Ne cehennem oğlum? Cennetteyim ben. Yok. Anne ve baban cehennemdedir de. Halt etmiş o ana. Cennetteyim ben. O ananı da eşekler kovalasın. Bırak ananı şimdi. Sana diyeceklerim var. O yüzden geldim. Ne diyorsun? Ben ölmeden bir hazine buldum. Hazine? Tabii ya hazine. Kulaklarını dört aç ve beni dinle. Ben ölmeden o hazineyi buldum ama peşime düştüler. Ben de kaçtım. Nereye kaçtın? Ya boş ver nereye kaçtığımı şimdi sen. Anam hep senin Ruslarla kaçtığını söylerdi, doğru mu? La oğlum hayatımda bir defa Rus karısına gitmemişim. Ya babo, bari bana yalan söyleme. Benim rüyamda bana yalan söylemedi. La oğlum gitmişimse bir defa gitmişimdir ha. Babo. La tamam gittim ha. Senin o anan var ya, aynada kendini görse o da Rus kadınlarına gider. Şimdi boş ver ananı, sen benim dediklerimi dinle. Tarla var ya köprünün yanındaki tarla, oraya gömmüşüm. Neresi? Şimdi bizim tarladaki ağaca sırtını ver. Ortadaki ağaç. La oğlum başka ağaç mı var orada? Yoktur. O zaman neden lafımı bölüyorsun? Affedersin. Kuzeye doğru 9 adım say. İşte tam orayı kaz. Babo, ya ne kadar iyi adamsın. Daha öteki dünyadan bile oğlunu düşünürsün. Tabii düşüneceğiz oğlum. Bir tane oğlumuz var. Ama sen de arkamızdan bir Fatiha bile okumadın ha. Haklısın. Ama ilk işim Fatiha okumam. Daha sen de benim arkamdan Fatiha okuyacaksan ben de göreceğim. Var, var. Babu ayıptır ha. Okuyacağım söz. Unutma 9 adım. Devam. 9 adım. Kuzeye 9 adım. Kuzey. Baba! Ne oldu? Kabus mu gördün? Ne kabus ana ya? Babam mı gördü? Babandan daha büyük kabus mu alır? Ne istemiş? Ayıp ol ya. Ölünün arkasından ne biçim konuşuyorsun? Konuşurum da konuşurum. Sen söyle bakalım. Ne istiymiş? Ana, bizim o köprünün altındaki tarla var ya. He? Orada hazine varmış. Hazine? He. Git onu oradan çıkar diye baba. Baba hani bile kuyuya inilmez emme. Ana, neyin öyle değil? Baba güven olmaz. Üçkağıtçının tekiydi o. Ama sen yine de bir bak. Belki de vardır. Pozuk saat bile günde iki kere doğduğu gösterir. Sen şimdi tarlaya giderken yanına Hasan Hoca'yı al. Ne olur ne olmaz. Belki üç harfler basmıştır. Sen vardığında alıp kaçmasınlar. Hasan Hoca işin ehlidir. Tövbe estağfurullah.
kimseye 9 adım. Ana sen hiç aynaya baktın? Kabul etsin. Allah kabul etsin. Bir daha bekleriz. Allah kabul etsin. Şişt, değil mi? Benim. Hoca kusura bakmıyorsun değil. Yani normalde böyle hareketler yapmam, beni bileyim. Değil mi? Tamam, tamam. Hocam. He. Sana bir diyeceğim var. Söyle. Babam rüyama girmiştir. Vallahi mi? He. Nasıldır bizim Necat, iyi midir ha? İyi hamdolsun, herkese selamı var. Aleyküm selam. Hocam, babam diyor ki benim tarlada hazine varmış. He. Hazine mi? Tarlada. Vay. Hocam, sen de bileceğim olacak. Söyle. Şimdi bu senin hey heyler falan filanlar var ya, onlara bir söylesen, bir uğursuzluk varsa o tarladan kopsunlar. Hiç merak etme, hiç merak etme Fikri oğlum. Aram çok iyidir, hiç merak etme. Onlar bir hazine varsa mutlaka bulurlar. Vay Allah senden razı olsun. Allah ne muradın varsa görsün. Muradın? Muradın derken aklıma geldi. Benim esas muradım 50-50 iyi olur. 50-50. Aha! Oo, vay vay! 50-50 nedir? %20 veririm. Destur. Bak şimdi beni kızdırma. Beni kızdırma. Fikri oğlum beni kızdırma. Hiç karışmam, hazineyi alıp götürürler. Hatta kaçırmaları için teşvik bile ederim yani. Sen bilin. Tamam dur. Tamam ne diyorsan öyle olsun. İyi olsun. Hadi ne dur. Gidip de şu tarladaki hazineye bakalım hadi. Buyur. 50-50. Haydi bismillah. Haydi bakalım. Opa. Bismillah. Hadi. Sadık bizi takip et. Oy. Geldik mi Fikri? Allah. Bismillah. Oy. Oy. Ula Fikri nerede bu hazine? Hocam. Aha bu ağaca sırtını vereceksin. Kuzeye doğru 9 tane adım atacaksın. Aha oradadır. Hey maşallah maşallah. Hocam. Bu kuzey nerededir? Allah'ım cehalet Allah'ım. Oğlum Fikri. Bak güneş nereden doğuyor? Aha buradan doğuyor. Burası doğu oluyor. Kuzey neresi oluyor? Aha burası oluyor. Kuzeye doğru 9 adım atacağım. Ver sırtını bakayım ağaca. Hadi be. Hadi bakalım. Hadi. Dur bakayım. Biraz daha kay. Çok az. Şimdi oradan yürü bakalım. Hadi. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allah. Daha buradadır hocam. Allah. O zaman vur kazmayı. Bismillah. Haydi. Ne? Haydi dua etmeyeceksin. Ya sen benim işime ne karışıyorsun? Ya ben içimde ne diyorum duayı? Sen bismillah de vur kazmayı hadi. Demem ben orada atarken dedim. Bir daha çek. Bismillahirrahmanirrahim. Sabır ya.
Hocam, iyicene dua ettiğine eminsin. Seninkiler benim hazineye almış gitmiş olmaz. Tövbe tövbe. Adam oldun da benim duamı mı laf edin? Yok hocam, öyle demek istememişim. Yani kazık kazık bir şey çıkmıyor, onu diyorum. O zaman suç bende mi? Doğru. Senin suçun yoktur. Yo, suç bende. Suç bende. Suç bütünüyle bende. Hoca karar ver. Suç sende yoksa değil. Tabii ki suç bende. Sabah köründe bir delinin ipiyle kuyuya inersen suç bende. Demem sakin. Sakin olamıyorum. Yok. Rüyasında babasını görmüş de. Yok bu tarlada böyle hazine varmış da. O zaman sorarlar. Niye sen sağlığında bu hazineyi çıkarmadın diye. Hoca. Ayıptır ama ha. Ölmüş babamın arkasından konuşuyorsun. Ölmüş. Dirisinden ne hayır gördük ki ölüsünden hayır görelim babanın. Üç kağıtçı Necdet dolandırmadı adam kalmadı köyde be. Vallahi kalbimi kırıyorsun. Kalbini kırıyorum. Bir dahaki sefere telafi ederim. Merak etme telafi ederim. Tövbe yarabbi yarabbi ya. Hocam tamam sakin ol. Gel sana biraz öfeleyim, sakinleşirsin. Sen hiçbir şey yapma, elleme istemiyorum. Sakin olmayayım. Sen hayırdır ya? Ne beleşi? %50'sini verecekim ya sana. Ben ne vereceğim? Kazıyısı bir şey çıkmıyor. Yok, çıkıyor. Bekle hoca, umudunu kaybetme bak çıkacak. Umudunu kaybetme çıkacak. Hiçbir çıkmıyor buradan. İmefe'nin gizli kasası bubumdan para çıkacak. Tövbe yarabbim, ben gidiyorum. Yok, Kur'an hakkına hiçbir yere gidemezsin. Gel hoca, belki çıkar. Yok, hiçbir şey çıkmayacak buradan. Buradan bir... çıkmayacak. Ben gidiyorum lan. Dur bekle ya gitme. Seni motosikletimle bırakayım. İstemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Beni benimle bırak giderken. Başka bir şey istemem senden. Tövbe yarabbim ya Resulallah. Anam demiş de bu. Babanın ipiyle kuyuya inilmez diye demişti. Sen dinlemedin Fikri'yi. Bu da sana müstahak olsun. Selam aleyküm köylü. Aleyküm selam. Ve aleyküm selam. Ay Kazım. Hoş gelmesin. Hoş bulduk. Ben seni niye çağırdım biliyor musun? Nereden bileyim Muhtar abi, ben kahin miyim? Hani isteyip de alamadığın Emine vardı ya. Emine. Hani diyorum onu sana versem ister misin? Ya ben isterim de Muhtar abi. O ben istemez ki. Bak. Ister. Hem de bayra ister ya. Sen antika gibisin vallahi. Bir de gün geçtikçe senin değerin daha bir farklı anlaşılıyor biliyor musun Kazım? Ya Emine. Yatak yorgan döşek ile yatıyor biliyor musun? Ağzı dili kazı inim inliyor böyle. Böyle bizi bile uyutmuyor ya. De valla. Sana yalan borcun var. Yok. Ne konuşuyorsun o zaman? Bak. Akşam onu da alın gelin bize imine isteyin ha. Olur. İsterim. Valla olur. İstersin de akşam gelirken şu... parayı da unutma. 150.000. 150.000 mi? Ha. 2 gün önce 100.000 değil miydi Muhtar abi? Bu kızın borsası niye böyle çalkantılıdır? Oğlum senin dolar kurundan hiç haberin yok. Yok. Şimdi eski kurdan vermeye kalksan yakışık olmaz. Yani zarar eder. Enflasyon, meflasyon değil mi yani? Yani bir uluslararası mesele olmasın da. O sen bilin. Onun bu başlık parası fazla. Yani ben veremeyim falan dersen, valla başkasına vereyim gelsin yani. 200.000 liram var, valla su için. Haber vereyim gelsin onlar alsın abi. Dur. Bırak Muhtar abi, kabul. Malın mülkün kurban olsun Emine'ye. İyi o zaman. Lan sarı. Aslan damadım ben, hele bir çay getir. Ya bu Emine'nin dişleri sağlamdır. Kanal tedavisi yaptırıyoruz. Dolgusu var. Manyak mısın oğlum sen ya? Allah Allah. Sapa sağlamdır kız ya. Vay baba. Ya sen ne arıyorsun burada? Gözüme de dolaşmayacaksın demedin mi? Hey,
Sokağa da çıkmayacaksın. Ha. Gerekirse çıkmayacaksın. Vallahi billahi bak senin için sokağa çıkmama yasası çıkartırım ha. Ne oldu baba? Bir şey oldu. Ha ayık kazım. Çok acayip bir şey oldu. Merak ediyorsun gösterdin. Bir daha idi. Ya hiç ya hiç. Bak böyle köpekle muhatap oluyorum ya. Köpek falan filan ben oluyorum. Ha sen oluyorsun. Köpek sen oluyorsun. Yalan mı? Sabahtan akşama kadar benim kapının önünde pencere dibinde unutmuyor musun? Ha? Bak. Ah bunlara şahit olsunlar. Bir daha sen oradan görürsen vururum o. Anlıyor musun beni? Ne bana bak. Sen de anayı al bu akşam gelin. Vazgeçirmeden Emine'yi isteyin, tamam? Tabii babacığım. Emrin olur. Emine isteyin. He, Emine sana ne oluyor? Kazım hem damadımdır. Orası sen de bu suretle şey olacaksın artık ileride. Mıhtar Kazım olacaksın değil mi? Sen nasıl uygun görürseniz sevgili Selami babacığım. Kimse uygun görmüyor. Sen ne diyorsun? Ben Emine'yi kimseye yar etmem. Kızım babası benim istediğime veririm. Verirsin 150 bini olursun. Tık o para. 150 bin. 150 bin. Sen bile haklısın bu konuda. Ya sarı. Ya böyle kahvenin önüne toplaman ya. Valla benim gibi böyle elit müşterileri kaybediyorsunuz ha. Koy ver geçsin muhtar. Bir gidelim hadi akşam yapacak bir sürü işimiz var. Anayı da al gel hemen Emine'yi isteyin tamam mı? Tabii tabii gidelim. Hayır. Gidelim. Gidelim babacığım az kendimize sosyalleşelim. Ne bileyim birilerini vururuz. Ne bileyim beyzbol oynarız. Gel bakalım gel. Oraya ben handbol sahası yaptırdım. Şaka. Ne oldu orası? Valla daha icraattayız. Gireceğiz orada. İki el batak atalım. Hey. Ne Cevat. Bak sinirim tepemdedir. Kur'an hakkı için var ya senden çıkarım ha sinirimi. Allah Allah sanki kötü bir şey söyledik. Kafa dağıtırsın diye yani. He kafa dağılır güzel fikir. Kafanı dağıtayım. Sakin ol İsfikri kardeş. Derin nefes alıyız. Ben sana istersen bir meditasyon videosu falan açayım. Cevat hala dur Cevat. Oğlum o muhtarsa sen de adıyla sanıyla deli fikrisin. O sen de bu ölçüşebilir mi? Rahmetlik baban olsaydı şimdi kaçırmıştık kıza ha. Azmi abi bana baba deme. Ula demem. Söz demem bir daha. Delinin ipini koparttılar. Bundan sonra dönüş yoktur. Kendileri bilir. Babam bu sefer ikimizi de öldürür ha. Ya öldüreceksen de öldürsün artık. Ben yakmışım gemileri. Bundan sonrası bana vız gelir, tırıs gider. Sen yaktın da gemileri. Senin yanında ben de yanıyorum. Ne olacak da? Benim için ölme. Kız! Emine! Geliyorum ana, geliyorum. Haydi, haydi. Hadi Fikri git. Babam gelecek. Ha baba gelecek. Baba gelecek seni o kazım verecek. Haberin vardır. He var. Bu akşam beni istemeye gelecekler. Vay. Emine. Sen de onu isteyin. Saçmalama Fikri ya. Ben onu ne diye isteyeyim? Peki sen kimi isteyin? Benim gönlümün sahibi bellidir. Kim? Biliyorsun ya lan sen de. Niye soruyorsun? Allah Allah. Hiç aklıma gelmiyor. Kim? Sen ya sen. Ben senden başkasına varmam ki. O zaman benle kaçan. Ha kız söyle hele. Benle kaçan mı? He valla kaçarım. Tamam. O zaman bu gece sebabını falan hazırla. Seni gelip kaçıracağım gece yarısı tamam? Tamam Fikrim. Bana bak. Beni burada ağaç etme. Alarmını fişmanını kur.
Tamam Fikrim. Hadi git terlendirme. Hazineyi. Yok ana. Bir şey yok. Kaz kaz hiçbir şey yok toprak. Zaten o babayın olacak namussuz. Yaşarken de yalancının tekiydi. Öldükten sonra da hiç değişmemiş. Yalan söylemek de üstüne tanımam. Üstüne üstünlük Hasan Hoca'yla da kavga etmişim. Tövbe de oğlum. Hiç ermiş adamla kavga edilir. Ya ermiş değil, ermiş değil o ya. Ya üç harflileri salarsa üstüne? Ana ne üç harflisi ne ermişliği ya. Bu adam seni kandırıyor ana. Hani var var da hani nerede? Tövbe de oğul, tövbe. Hala sus ana ya. Babu. Niye bana yalan söyledin? Ana babam bana niye yalan söylüyor ki? Söyler o söyler. Hem de nasıl söyler? Ana. He. Sen babamla kaçarak evlendin değil. Kaçmaz olaydım. Şimdiki aklım olaydı. Ne olurdu? Kaçmazdın. Kaçardım. Allah yasın. O kadar lafı edin edin ama babamı seviyor. Kocamdı, erimdi, sevilmez mi? O zaman niye bu kadar öfke ana? Niye bu kadar çabuk öyle? Tövbe estağfurullah, kız sanki babayın suçu. Ben bilmem. Beni bırakmayacaktı. Gitmeyecekti. Zamanında herkese çalıp atmış adamdı. Gerekirse Azrail'e bile çalıp atacaktı. Tövbe tövbe. Ana ben Emine'yi kaçıracağım. Durduğun kabahat. Kızmadın. Niye kızam oğul? Ben de senin mürüvvetini görmek istiyorum. Üçkağıtçı Selami'nin elinden kurtar gelinimi. Herkes Mars'a gider tatile. Biz başlık parası peşinde. Yani hangi derede yaşayık? He vallahi orası öyle ana. Şimdi bak bizim o Mera'daki eski ağalımız var ya. Kaçır gelinimi oraya. Orada sizi hiç kimse tanımaz. Ortalık duruluncaya kadar da kalırsınız. Su var, yemek var. Bitince de yakında köy var. Gider alırsınız. Tamam. Hadi. Fikrim geriye. O da ne? Bu neymiş böyle bir? Allah Allah. Ne biçim su? Ne yapsam? Oğlum, lo! Beni burada bekleyin tamam mı? Sakın bir yere ayrılayım demeyin bak ha. Ben muhtara bir hoş haber vereyim. Bak ayrılmayın, inanıyorum size. Dağılmayın. Her anlamda. Ulan olacak iş değil arkadaşlar. Olacak iş değil ya. Bu deli, ulan bu deli. Kimin yüreğini yedi? Ne yüreği yedi lan?
bu? Koskocaman Mıhtar'ın kızını kaçırıyor. Bu ne cürettir ha? Bu ne cürettir? Onu hadım edelim baba. Ha? Edeceğiz. Onu öldürelim baba. Hem öldürelim, ondan sonra hadım edelim. Akıyma kızım, akıyma. Öldüreceksen git o deli Fikri'yi öldür. Sus, sus. Kadın geberdim seni. Hep senin yüzünden. Sen şımarttın da ben oldum burada. Allah belanızı vermesin. Baba. Ha? Emine'yi öldürmesek mi? Niye? Öldüreceğiz. Öldürmeyelim. Çok canım birini öldürmek istiyse baba. Cevat'ı öldürelim. Zaten oksijen israfıdır. Benim hatırıma Emine'yi öldürmeyelim. Benim hatırıma. Başlık parasını verecek misin? Ha? Verecek misin başlık parasını? Valla Allah vekil. Eğer Fikri'ye gönlü kaymamışsa vereceğim. Kaymıştır. Kaymamıştır, kaymamıştır. Gönül bu, bende de var. Hem öyle herkese kaymaz. Hocam kaymış mıdır? Vallahi bu dönemde kimin nereye kayacağı hiç belli olmuyor. Hocam, size bir şey sorabilir miyim? Sor. Bu öldürürsek, acaba öteki tarafta bunun cezası var mıdır, günah mıdır? Vallahi muhteremli, dinimizde insan öldürmek günahtır. Cezası da böyle cehennemdir. Ama ve lakin, eğer sen bu Fikri'yi öldürürsen cezasının olduğunu düşünmeyeceğim. Hatta sevabı bile vardır. Ya ne cezası olacak ya? Onu öldürsen vallahi de billahi de ah bana ödül verler ödül. Abi. Hem sen şımartıyorsun bunlara. Konuşma, hiç konuşma sen. Ya bir dur hele. Ben de şımartacağım töpe bismillah. Kendinden şımarmıştır o. İmalat hatası, imalat. Bak. Doğduğundan beri o zaten şımarıktı. Ben sana dedim, doğduğunda dedim bunu verelim. Ürün iadesinden istifade edip garantisinden dolayı yenisini alalım dedim. Ben dinlemedim. Fişini kaybettin be kadın. Fişini kaybettin. Ama. Daha yürüyeceğiz. Az kalmıştır. Sevdiğim 5 kilometre diyor telefon. Az kalmış, az kalmış. Bir de bu motor taşıysan. Mazotu bitmiş zaten. At bir köşeye gitsin. Ya vallahi ayıp kalbimi kırıyorsun ha. Atamam bu önemli. Motosiklet baba yadigar gülüm. Ses nereden geliyor? Babam Ali. Allah Allah. Daha başında bile adama rahat vermeyle. Açayım. Aç aç. Aç bakayım ne diyecek. Aç ben de duyayım. Rahat rahat kız bile kaçırtmıyorlar. Efendim baba. Alo. Kızım yavrum. Baban. Siz neredesin? Seni yoksa o fikrimi kaçırdı. Çabuk söyle bana. Yok baba ne kaçırması ya. Ben bir arkadaşın yanına gelmişim. Hangi arkadaş? Baba sen tanımazsın bir arkadaş işte. Ben nasıl tanımam? Ya arkadaşın kim? Babamdan mı saklıyorsun sen? Sen git sen. Ben söyle onun yanınıza gireyim. Kızım kaç kaç. Baba da adam var iyi topladı seni öldürmeye geliyor. Kaç kaç ne yapayım yavrum bir tane. Gel. Yalan anan espri yapıyor. Ya konuş. Muhterem mi? Biraz ayıp olmuyor mu? Yok efendim kızımı öldüreceğim, yok biçeceğim. Bir de şiddet falan bence çok yanlış şeyler bunlar ya. Hangi çağda yaşıyoruz yani? Bilgisayar çağındayız. Bak hele, bırak seni benimle geçeyim. Eğer ikiniz de parça pıçık etmezsem ben de mıhtar sana mı derim? Namussuzlar. Bak ben ne diyeyim sen ne diyeyim ya? Hala ölüm değilsin. Bu kadar kaba konuşmalara ben daha fazla katlanamayacağım. Hala konuşmayayım. Baba, biz Fikri'yle birbirimizi seviyoruz. Ben ölürüm de o ayı Kazım'a varmam. Ah! Hele bir varma. Hele bir varma. Ayı Kazım yanımdadır. Seni ondan evvel acam göreceksin. Emine gel buraya ben seni sahip çıkarım. Ben seni alırım Emine. Ne güzel konuştun kız. He ya. Gelsin. Net. Ay kurban olam kızım. Yüzüme kapatın amısız. Hocam, 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 hoca efendi. Benim kızımda büyüğü vardır, kurban olayım yardım et. Büyüğü vardır o da. Büyüğü var de gel ana. Hatiyetle. Sizin kızın güzelliğiyle bunu Fikri'ye kaçması kesinlikle büyü. Başka açıklama yok büyü. İmkanı yok büyü. Ya. Allah razı olsun. Tamam, Allah razı olsun. Tamam, merak etme bacım, merak etme büyü. Bağlama büyüsü olabilir mi koca? Vallahi bu dönemde ballama dallama öğreneceğiz bakalım hangi büyümüş. Büyüdür değil baba. Büyüdür oğlum büyüdür.
Ama olsun ya önemli. Duydun işte hoca. Ya kızın gönlü sen nedir? İçinin gönlünü ferah tut ya. Zatamazsa fikri çirkindir. Yürüdür. Ne bekliyoruz buradan? Anlamıyorum ki. Gidelim şunları bulalım, gebertelim ya. Haydi yürüyün. Haydi yürüyün. Muhtar abi. Ne var lan? Emre koşun. Ne? Bu yaylanın oradaki çukurun içi siyah suyla dolmuş. Siyah su mu? O ne lan? He ya. Siyah su. Kapkara siyah su diyorsun. He. Allah Allah. Öyle şey olur mu ya? Emre ben nereden bileyim işte? Var ki söyleyeyim. Gözlerimle gördüm. Vallahi muhtar emmi bakmakta fayda vardır. Yani belki gayipten gelir. Gayipten böyle şeyler gelir mi? Yani tahmin ediyorum gelir. O zaman gidelim gayini bekletmeyelim. De haydi yürü arkadaşlar. Hem gayini bekletmeyelim hem de kızı vurup öldürelim. Bu nedir bile kapkara? Baba bu ne ola babacığım ya? Ha, onu ben ne bileyim ya? Ben bilirim, ben bilirim. Vallahi kötü de kokuyor, aynı sen. Bismillahirrahmanirrahim. Yanıyor, büyü bu, büyü. Vallahi billahi büyü bu. Yanıyor vallahi ya. Ya sen bu kara suyu nasıl yaktın? Büyü bile mi vardır bunda, nedir bu ya? Ya muhtar, kara su değil be. Bildiğin petrol. Petrol. Petrol? Petrol, petrol. Sen şu petrol dediğin mazotun olmamış galiba mı? Rafine görmemiş. Petroldür ha. İsmi güzel, petrol. Peki bu arazi kimindir? Kimin olacak muhtar? Bizim delinin. Deli kim ya? Ya bizim köyde kaç deli vardır muhtar ya? Deli Fikri'nin, Fikri'nin işte. Ana! Dağda yürüyeceğiz. Allah ne bileyim ki yarım. Her yer birbirine benziyor burada. Telefona bakmıyorsun ki. Pilim bitti. Telefonu akşamdan pile takmayı unutmuşum. Of hazırlıksız yakalandım, hazırlıksız. Neyse artık bir daha kaçırmaya daha tecrübeli olmuşum. Hatta iki gün önceden hazırlık yaparım. Olmadı yanıma powerbank alırım. Böyle böyle bir şeyler. Ha, benim de şarjım bitti. Hep senin yüzünden. Babanı aç aç diye tutturmayaydın belki de yetecekti şarjım. Ne bileyim ya. Zaten teknolojiden hiç haz etmem ha. Oldum olası böyle indir ama merak etme. Ben her şeyi halledeceğim. Bak şimdi. Merayı elimle koymuş gibi bulacağım. Merak etme gülüm. Teknoloji geçici, hisler kalıcıdır. Tamam? He. İnşallah inşallah. Onu boş ver de sen bana bir su ver de içeceğim. Vallahi dilimde mal kurudu ya. Hangi su? Su bitti ya. Nasıl bitti? He bitti gibi bitti işte. Yani en son birazcık kalmıştı. Onu da ben içmişim. Şişeyi de atmışım. İçtin? He. İyi halt ettin Fikri. Ben ne içeceğim şimdi? Ne suyumuz var ne şarjımız var. Kaldık böyle dağ başında cız cız buldak. Yarim bir şey olmaz. Ben sana şimdi su da bulacağım. Hem susuzluktan kim ölmüş? Ben öleceğim. Allah korusun. Kız bura ne kız? Fikri. Ya bırak şimdi petrolü metrolü. Gidelim şarjımı bulalım. Hemen öldürelim ha. Vakit geçiyor vallahi ya. Sen ne yapıyorsun lan orada? Hiç öylesin ha muhtar. Petrol levanımız olsun istedi. Arkadaşlarıma falan yollarım. Petrolcü köycüler işte. Oğlum sen. Allah Allah. Ben ne diyorum sen ne diyorsun ya? Ben diyorum ki derim şu Fikri'yi bulalım, ininden çıkartalım, özlerim. Sen hashtag maçtan diyorsun. De haydi. Sonra bunu vuralım baba. Biraz kızlı olalım. Emlerin gönlü kaymadan yetişelim baba, ne olursun. Ya oğlum, emlerin bir duruşu vardır ya. Sen ne konuşuyorsun ya? Emin hele herkese pabuç bırakacak insan değildir ya. De haydi. Bırakmaz. Yoksa hazine dediği Fikri'nin bu petrol mü? Ha muhtar, ha. Muhtar. De ki hele bir gel sen bana, hele bir gel. Siz durun, siz durun. Muhtar gelsin. Hayırdır? Ya muhtar, şimdi sana bir şey diyeceğim. Aç kulağını dinle. Böyle diyeceğim. Şimdi buradaki çukur var ya. O çukuru biz geçen gün Fikri'yle beraber kazdık. Siz mi kazdınız? Niye kazdınız? Şimdi iyice dinle ben. Thank you.
Hocam sen ne diyorsun başkuma ya? Ya ne diyeceğim Muhtar? Hazine hazine diyoruz. Al sana bir çukur dolusu hazine petrol ya. Yok hocam buradan çıksa böyle 10 bidon ancak petrol çıkar ya. Ya Muhtar o gördüğün 10 bidon. Onun dibine girdiğin zaman ne çıkar Muhtar? Petrol kuyusu çıkar petrol. Arapları düşünsene. Daha önce... Şimdi ne yapıyorlar? Yedikleri önünde, yemedikleri arkasında. Haklısın vallahi. Bak ne diyeceğim. Gidelim biz üniversiteye. Oradan böyle petrolden anlayan hocaları, profesörleri getirelim. Bir baksınlar. Ya petrol varsa? Ya yoksa? Yoksa o zaman Fikri'yi öldürürsün hobi olarak. Ama ya varsa? Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Biliyor musun? Şimdi gidelim köye. Ne? Fikri'nin anasını Hacı'yı bulalım. Sen de ki Naci'ye, ben bu Fikri'yle kızımı affettim. O Naci'ye mutlaka onları yerini bileyim, haber salacak. Onlar köye gelince gerisini düşünürüz artık. Tamam o zaman. Şimdi köye gidelim. Gidelim. Haydi. Ya haydi. Hadi gidelim köye. Geri dönüyoruz. Niye köye gidik baba? Ne oldu ki? Ya sana ne kardeşim ya? Sen hesap vermez anlamıyorum ya. Her şeyi söylüyorsun sen. Allah Allah. Yok babacığım ya sen onu böyle bir şey dedin. Ben demişsin gibi geldi bana ben ondan şey ettim. Yoksa babacığım. Ya oğlum güzel evladım. Babacığım. Ya, canım damadım. Ben niyetim seni kırmak değil, üzmek değil. Sakın yanlış anlama beni ha. Anlamıyorum. Şimdi diyeyim ki oğlum bak burası çok büyük bir arazidir. Şimdi burada bunun olması bulmak zor olacak. Yani neyse bunun anasına gidelim. Anası onu nerede olduğunu bilir. Konuşturalım onu. Ondan sonra gidelim onu öldürelim. Allah vekil sen çok zeki bir adamsın babacığım. Yemin ederim gidelim onun anasını bulalım. Önce anasına soralım. Ola Fikri. Ola Fikri. Yani iyi olur de valla. Bunu da elde tutmak lazım değil mi yani? Ne olursa olsun ikinci bir damat gerekli. Dünyada her şeye yedeğini alacaksın muhtarım. De haydi. Haydi. Haydi bakalım. Haydi bismillah. Kız Eminem, seni ben almadan hakka vermeyeyim ha. Az kaldı dayan. Oh. Ya biz yetmeyik bir de şu bize yük ettin ha. Ya elleşme baba adı karıdır baba. Ölürüm de vermem. Sen hiç merak etme. Biraz daha böyle susuz, aç bir şekilde yola devam edersek zaten öleceğiz. Sula yemek dersin. Merak etme. Sana istemediğin kadar yemek, istemediğin kadar su. He vallahi hele bir karnımızı doyurak sonra yolumuza devam ederek. La Fikri. Bu köy bana çok tanıdık geliyor ha. Nasıl tanıdık geliyor? Köy işte bildiğin köy. Bütün köyler aynı. Nasıl aynı ya? Aslanım. Kız işte köy, iki ağaç, birkaç ev, aha sana köy. Allah Allah. Hakikaten sanki bütün köylere aynı yapıyorlar ha. Ne kadar benziyor bizim köye. Fikri, bir yerden su bulalım. Bulacağım gülüm, bulacağım. Merak etme. La Fikri, ne arıyorsunuz burada? Salim abi, sen de kaçmışsın köyden. Ama hakkın vardır. Köy çok değişmiş. Eskisi gibi de gel. Gel kaçak. Ne kaçması oğlum, ne kaçması? Muhtar bu adamlar her tarafta size arıyor. Siz deli misiniz? Canınıza mı sığdınız? Köy sokaklarında dolaşırsınız. Vallahi billahi sizi öldürürler, öldürürler. Selim abi, Allah rızası için bir su versen. Kendi köyümüzden kaçıp kendi köyümüze gelmişiz. Muhtarın kızı değil miydi la o? He lan bir defa Fikri kızı kaçırmamış mıydı? Kaçıra kaçıra kendi köyüne kaçırmış. Fikri, sen hala burada mısın? Ana! Ben bu köyden kaçtım, dere tepe düz gittim, dağları aştım, yine kendi köyüme geldim. Vallahi Fikri, Muhtar abim seni burada görmezsin, bir yakında hallendir haberin olsun. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun? Yürü!
Fikir var ya, sana güvenen de kabahat ha. Sana bir daha kaçarsam iki olsun. Öyle deme kızım, peşin hükümlü olma. Şimdi sizin karnınız da açtır. Hadi eve gidelim, bir karnınızı doyurun da sonra kaldığınız yerden kaçarsınız. Vallahi ana kurt gibi acıkmışım. Aha, eminem de öyledir. Hadi, hadi hadi, çabuk olun. Kömbede yapmıştım sabah. Kısmet sizeymiş. Ah oğlum ah, keşke ben de seninle gelseydim. Emre'yi kaçırmaya. Tabii tek başına olunca heyecan yaptın, yolu kaçırdın. Vallahi billahi ne kadar iyi olurdu ana. Özellikle o Meran'ın oradaki ahırı bulmakta çok zorlanmışım. Bu internet mi internet var ya, fısa bir yere kadar. İnsana şaşırtıyor. Ha Naciye teyzeciğim. Ne Naciye teyzesi? Bana bundan böyle ana diyeceksin, ana. Naciye anacığım, senin bu oğlun var ya tam bir beceriksiz ha. Yanına ne ekmek almış, ne su almış, telefonun şarjı bile yoktu. Neredeyse ölecektim ya. İnsan yanına bir kız kaçırma çantası falan hazırlamaz mı? He. Ne yapayım ya? Her gün kız mı kaçırıyorum? Ha, her gün kız mı kaçırıyorum? Öyle deme kızım. Böyle kız kaçıra kaçıra tecrübe sahibi olacak. Ben de tabii bir daha kız kaçırdığı zaman onun her şeyini hazırlayacağım. Sen hiç merak etme. Vallahi çok iyi edersin ana. Zaten bunu oyup kaçan kızın kafasına tüküreyim ben. Eminem aşk olsun vey. Doğru doğru kaçıracaksın. Ana. Onun teknikleri var yavrucuğum. Öyle olmaz. Hay. Ölümlerden ölüm bebek Fikri. Ay Kazım. Baba dur. Ne kadar kibar adamsın Kazım. Ölümler arasından bile begenmeye bana ölüm seç diyorsun. Yap ortaya karışık bir ölüm. Ayağına da acılı bir şalgam. Baba yakaladın mı düşmanlarını? Kazım. Ayı Kazım. He baba. Oğlum indir silahı. İndir silahı. Baba Emine'yi kaçırdı bunlar. Oğlum bana niye baba getiriyorsun sen? Ben senin baban mıyım? Ağzından yer alsın. Bir söz kapat ağzını. Baba. Ne olur bize kıyma ya sana. Kızım. Allah Allah. Ben öyle bir kadar babayım. Hiç sana kıyabilir miyim benim kızım? Sen beni o filmlerdeki kötü babalara benzerliyorsun ha? Yok ben sana kıymam ben. Ben tonton babayım tonton. La ne oluyor burada? Siz nasıl teşkilatsınız lo? La oğlum kadın şişler diyorum sana. Hani bana verecektin Emine'yi? Vermiyorum. Allah Allah kız ben değilim ya. İstediğin kıma veririm. Onun babası benim. Senin kızımız vermiyorum ben. Defol git hadi. Bana vermiyorsun. Evet. Allah vekil bütün köy şahit olsun. Sen benim kapıma geleceksin diyeceksin. Al Emine'yi, al Emine'yi. Alırsın evladı. Ya almıyorsan alma ya. Allah Allah. Bak bak. Bu benim damadımdır. Aslan Fikri benim damadımdır. Sana kızımız vermiyorum ben. Seçimler yaklaşıyor. Ben seninle oynayacağım muhtar. Seninle oynayacağım. Lan taş baş yok bul. Elimde bir kaza çıkacak ha. Allah. Allah. Bu babayın senin baba olduğuna eminsin. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Tipi benziyor ama kendinden pek emin olamadım. Büyük olarak size affediyorum. Ve hatta evlenmenize izin veriyorum. Ay ağzının bir ya, ağzına bir yaşa mıhtar. Vallahi iyisin Fikri. Tarlanda petrol çıktı. Sus biliyorsun. Ne petrolü? Merhabalar. Televizyondan Gülay Yılmaz ben. Ben de Mıhtar selamı. Hoş gelmişsiniz köyümüze gazeteci hanım. Röportaj yapmak için tarlasından petrol çıkan köylüyü arıyorduk da biz. Burada. Hanımefendi, bayan. Vaktiniz varsa sizinle bir röportaj yapabilir miyiz? Yani bilemedim ne diyeyim. Ben birazcık işim var. O, vakit ayırır. Ne demek canım? Oğlum her şey elbette röportaj yapar. Yalnız merak ettim de. Yok siz ne çabuk öğrendiniz bu petrol davasını da geldiniz ama ha? Ben haber verdim muhtarım bey. Tarlada çektiğim petrol fotoğrafını gazeteci hanımefendiye yollamıştım. Ama şunu söylemek lazım ki ülke basını bu konuda epey hızlı. Tebrik ederim. Teşekkür ederiz değerli köylü efendi. Asıl biz tebrik ederiz. Gazeteci hanımefendi bacım.
sevgili seyircilerimiz, beldemizin yegane köyü Madensiz'deyiz. Bu köyde yıllardan beri sorulan sorunun cevabını bulduk. Türkiye'de petrol yatağı var mı? Evet sevgili seyircilerimiz, Türkiye'de petrol yatağı var. Hem de öyle bir var ki fışkırıyor da fışkırıyor. Şimdi yanımızda petrol çıkan arazinin sahibi Fikri Faraş var. Tarlanızda petrol çıktı. Daha doğrusu gördüğünüz gibi petrol çıkmıyor, petrol fışkırıyor. Bu durum hakkında ne hissediyorsunuz? Duygularınızı bizimle paylaşır mısınız lütfen? Vallahi bilmiyorum ki yani ne hissedeyim. Daha önce hiç tarlamdan petrol fışkırmadı. O yüzden yani ne hissedeceğim konusunda bir malumatım yoktur. Peki mesela mutlu musunuz? Ne için? Sonuçta zengin olacaksınız. Ne için? Nasıl? Bu petrol o kadar para mı ediyor? Bu petrol bu kadar para mı ediyor de soru mu Fikri Bey ilahi? Artık petrol milyarderisiniz. Hatta trilyarder bile olabilirsiniz. Hakikat. Hakikat ya. Yani gerçek. Tabii ki gerçek. Yani biz Türk basını olarak daima gerçekleri söyleriz Fikri Bey. Lütfen. Vallahi yani... Ne diyeyim ki? Buradan Türk basınını takdir ediyorum bütün gerçekleri çıplaklığıyla söylediğinden. Biz de teşekkür ediyoruz ve takdirinize layık olmaya çalışıyoruz. Peki elde edeceğiniz gelirden ilk olarak ne yapmayı planlıyorsunuz? Bu da sorudur. Tabii ki sevdiğimi alacağım. Oradaki bakın ceylan gözlü. O benim sevdiğim. Başlık parasını trink sayacağım alacağım. Ne başlık ya? Ya başlık parası falan yok, Allah Allah. Yine beleş. Ne diyorsun sen ya? Yani Emine'yi bana beleş mi vereceksin? He ola. İstemiyorum ya başlık parasını dediğin nedir ki ya? Al sen olsun ya. Müsaade eder misiniz? Buyurun. Evet, duydunuz tüm Türkiye. Emine'yi bana beleş veriyor. Ben de sevdiğimi beleş alayım. Çok mutluyum, buradan Türkiye ile paylaşıyorum. Sayın seyirciler, ben de çok mutluyum çünkü benimle evleniyor. Evet, seninle evleneyim. Bakın, herkes parayı bulunca karıyı boşar, sevdiği bırakır. Ben öyle miyim? Hayır değil. Ben parayı buldum, sevdiğimi bulmuşum. Çünkü ben böyle bir insanım. Bütün Türkiye'ye örnek olmak isteyeyim. Sevgi para değildir. Parasız da sevilir. Evet, biz de... Televizyonu ailesi olarak mutluluğunuzu kutluyoruz burada. Çok sağ olun, teşekkürler. Oho! Ola Fikri, petrolü buldun. Beleş karıyı da kaptın. Hayat sana güzel Fikri. Bu zenginler hayatında hep beleş yaşıyor zaten. Biz de ancak koyun gidelim. Ulan sus! Valla billahi kafanı kırar pekmezini akıtırım ha. Ne biçim konuşuyorsun sen? Evet, biz röportajımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Petrol gelirinden kazandığınız parayla ne gibi yatırımlar yapacaksınız Fikri Bey? Yani madem o kadar çok para ediydiyseniz, ben de fabrikalar yaptırtacağım, çeşmeler kurdurtacağım, yollar yaptırtacağım, babam adına bir çeşme daha ayrıca yaptıracağım, motosikletimi tamire götürteceğim. Benim bir motosikletim var, beni çok yarı yolda bırakayım. Onu öyle elden geçirteceğim, işte böyle. Sonuçta zengin olacaksınız ama yeni bir motosiklet alabilirsiniz. Yok tabi, o bana babamın yadigarıdır, mühimdir. Anladığım kadarıyla hatıralara önem veren bir insansınız Fikri Bey. Evet, yani kesinlikle öyleyimdir. Ben biraz antikacıyım. Yani böyle nerede eski piski bir şeyler var, incik boncuk, onları toplar toplar böyle istiflerim. Öyleyim. Harikasınız. Çok teşekkür ediyoruz bize zaman ayırdığınız için. Ne demek, biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Gülay Yılmaz, Madensiz. Söz şimdi stüdyoda. Teşekkürler Gülay Yılmaz. Yine bütün rakiplerimizi atlatarak büyük bir habercilik başarısı gösterdin. Evet, Güzide şehrimizin Güzide ilçesi Madensiz köyünde petrol bulundu. Fehmi Ağa'nın büyük kızı Şirvan'ın Koruji Mema'ya kaçmasından sonra ilçemizde yaşanılan en büyük olaylardan birini yaşıyoruz. Peki siz konuklarımız bu konu hakkında ne diyeceksiniz? Vay arkadaş. O kız Memo'ya. O kız Memo'ya nasıl kaçmış hala aklım almıyor. Petrol çıkma konusundan bahsediyorum. Ha o bunu. Biz diyeceğimizi senelerdir söylüyoruz, bizi kimse adam yerine koymuyor Müge Hanım. İddia ediyorum. Bakın burası çok önemli. İddia ediyorum Anadolu'nun topraklarını karış karış kazma kürekle dalsak petrol dolar. Bakın genç girişimci kardeşimize.
Kazmış, kazmış, kazmış. Sonunda patron fışkırmış. Buradan kendisini tebrik ediyorum. Şimdi konuşmayayım, konuşmayayım diyeyim Müge Hanım. Bugün benzin ne olmuş? Benzin olmuş 7 lira. Hal vaziyet böyleyken ülkemizde tamamen yeni petrolün bulunmaması bizim için utançtı. Fakat bugün bir nebze olsun bu utancı üstümüzden attık. Ama acele etmemek lazım. Bakalım günler ne gösterecek? Petrol lobisi ne diyecek? Amerikalılar ne diyecek? En önemlisi benim karı ne diyecek? Ya her şeyi anladık da karınız ne alaka? Karımın petrol istasyonu var. Pompacı esnafını da düşünmek gerek. Pompacılar önemli sonuçta. Hayırlı. Arabayı hazırlayın. Madensiz köyünü ziyaret edeceğiz. Demek Kaçak Mazotçular Derneği Başkanı'nın haberi olmadan petrol bulmak ha? Yedirirler mi oğlum size o petrol ha? Hadi bana 50-50 demişsin ama olmaz ki. Yetti ya, ne 50-50'si ya? Sen orada hazine çıksaydı 50-50'ni alırdın ama hazine çıkmadı işte. Petrol ya. Çıkmış, bunu herkes gördü. Yetti ya, sen de üç harflerimde dadandınız başıma. Hani üç harflerin yüz yüze gelemedik? Danışamadık mı onlarla, nerede? Senin hayatın yalan olmuş ya. Ne oldu? Zengin oldum diye bütün köy benim akrabam mı olmuş? Ha, sen de bana mı dadanayın? Ne yapayım hoca? Yetti bre, peşimi bırak ya. Yok salapay ya. Ya, hayır. Aman tabii ya. İyi fikir be. İyi ki aklıma geldi. Enteresan bir fikir. İyi olmasın. Anasını alır. Olur, yakışır bana. Boşuna eskiden bana Kazanova Hasan Hoca demedik. 50-50 değilse hepsini alırım sonunda. Vay be, akıl akıldan üstündür. Naciye Hanım, Naciye Hanım, verin ben yardım edeyim size. Yok hocam, sağ olun, ben taşırım. Olur mu canım, olur mu, olur mu? Yani sizin gibi güzel bir kadına bunu taşıtır mı? Sonra erkekliğime laf ederler. Kim eder? Kim eder, kim eder? Köylüler eder. Köylünün de işi gücü yoktu, dedikodu etsinler. Ya ya, mahalle baskısı işte, ne edersin? Biz ülke kadınları olarak bu mahalle baskısından çok muzdaribiz hocam. Merak etmeyin. Her daim yanındayım. Yani biliyor musun benim çatım bile mor. Ya merak etme sen. Ay sağ olun hocam. Şey diyecektim. Burada benimle bir işiniz mi vardı yoksa öylesine mi geçtiniz? Estağfurullah. Yani öylesine geçer olur mu canım? Yani... Naciye, ben sizi dün gece rüyamda gördüm. Hayırdır hocam? Hayırdır, hayırdır. Şimdi benim var ya, bana çok sadık. Adı da Sadık. Yani bu Sadık seninle evlenmemi istiyor ya. Yapmayın hocam. Ne diyorsunuz? Yani bu Sadık diyor ki onunla evlen. Ben de olur mu dedim önce. Ama daha sonra bir baktım. Sanki kalbimin derinliklerinde sana karşı böyle bir şeyler yükseliyor. Yani su gibi, lav gibi, petrol gibi ya. Yani sana bir türlü duygu besleyirim ben. Aman hocam bizden çoktan geçti. Bana Hasan de. Bizden çoktan geçmedi. Daha yeni başlıyormuş. Ver elini elime Naciye. İkinci baharımızı yaşayalım seninle. Şimşekler çaksın.
demişim ben sana? Bizim aşkımızın önünde kimse duramaz demedim. Aha bak duramadın. He, o tarlandan petrol çıkmayaydı babam beni sana hayatta vermezdi. Hatta şimdi ölmüş olurduk. Allah Allah. Baba para göz bir adam değildi ya. Sen de hiç insan sarrafı değilsin ha Fikri. Sende hiç kafa yok ki. He, doğru. Ama olmaya çalışayım işte. Sen babamı bana sor bana. Ben onun ciğerini bilirim. O ne para gözdür ne para göz. Bir bakarsın hemen fikrini değiştirmiş. Kafası bir gelir bir gider. Şizofrenik midir nedir? Psikolojisi biraz bozuk galiba ama. Neyse babamdır. Kötü konuşmayacağım. Hmm. Allah Allah. O zaman senin babanın kafası gitmeden biz hemen düğünü yapak. Yapak Fikrim. Yapak. Hemen senin karın olmak isteyen. Olacaksın gülüm olacaksın. Hem de en özünden karım olacaksın. O tarafta değil de daha başka bir yere tökçün. Bana söyleyin, olmaz. Nerede ki lan? Cümleten selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Ben Muhtar Selami Taşver. Memnun oldum Muhtar. Ben de Enerji Bakanlığı'ndan Profesör Doktor Ali Madensever. Köyde petrol yatağı bulunmuş. Öyle bir haber aldık. Ne yatması hocam? Fışkırıyı yerinde durmuyor. Böyle... Ya sus. Burada köyün muhtarı varken sana laf söylemek düşer mi ya? Ayıptır. Haddini bil ya. evet. Petrol var. Benim damadın tarlasından çıktı. O da geliyor işte. Fikri, arabana çabuk gel, çabuk koş, koş, koş. Bak. İşte Fikri, ben damadımdır. Aynı zamanda petrol çıkan tarlanın sahibi Fikri, ben damadım olur. Yani benimle bir petrolcü damadım var. Petrollar kralı Fikri Bey. Azmi abi, abartıyorsun ya. Fikri oğlum, bak hocam Ankara'dan gelmiş, tarlayı bir araştıracaklar. Petrol rezervinin ne miktarda ve ne kalitede olduğunu öğrenmek için geldik. İzin verirseniz arazide bir takım araştırmalar yapmak istiyoruz. Tabii. Araştırın. İstediğiniz kadar araştırın. Müsaade vardır. Ne bekliyoruz o zaman? Haydi. Bir an önce gidelim. Buyurun siz kendi arabanızla. Tamam. Biz de damadın motor bisikletiyle bizi takip edin. Olur? Tabii. Buyurun. Tabii. Buyurun. Haydi bizi takip edin. Hadi Fikri. Bismillah. Baba. Baba. He. Baba. He. Baba oturdun. Ben sıkı tutun ha. Ya korkma ben tuttum işte. Düşmemezsen yavaş git. Daha dikkatli ol ha. Hadi. Devam baba. He. Baba. He. Ya biz Emine'yle düşünmüşüz, taşınmışız. Bir an önce evlenmek isteyiz ha. Ne ki ya? Bekleyin. Ne varmış yani? Ya şu tarlaya bir gidelim bir bakalım. Rezerve ne kadardır orada? Onu ölçelim, biçelim ondan sonra. Karı kaçmıyor ya. Allah Allah. De hadi, hadi. Tabi nerede? Böyle mi gidelim sonra? Hadi. Yavaş git, yavaş git. Kurum petrol dolu olması kaynağın yeryüzüne bayağı bir yakın olduğunu gösteriyor. Yani burada çok petrol var mıdır? Yani erken konuşmak ne kadar doğru olur bilmiyorum ama... altıncı hissim Türkiye ekonomisine can verecek miktarda petrol olduğunu söylüyor. Vay, yani çok para eder diyorsunuz değil mi? Sen ne diyorsun muhtar? Buradaki petrol evvelallah 7 sülalenize yeter. Valla çok sevindim şimdi ya. Valla çok mutlu oldum ha. Sen ona söyle. Sen de sağ ol muhtar. Hocam. Bir şey ya, yardıma ihtiyacınız vardır. Yani biz buradayız ha. Sağ olun Fikri Bey. Ben arkadaşlarıma konum bilgisini gönderiyorum. Birazdan onlar da gelirler. Çalışmalarımızı yaptıktan sonra sonuçlarını sizinle paylaşırız.
Bir şey lazım olursa da zaten buralardasınız. Aynen aynen, biz hep buradayız. Yani bir şeye ihtiyacınız varsa söyleyin, rahat rahat çalışın siz. Tamam, sağ olun. Fikri, hele gel. Gitti mi sadanıza? Ne oldu muhtarım? Ne muhtarı, ne muhtarı ya? Allah Allah, Allah Allah ya, baba diye baba. Artık mı ne baba diye? Tamam baba. Şu sizin evlilik meselesi vardı ya, bunu fazla uzatmaya gerek yok diyorum ya. Siz böyle bir hemen baş göz edelim, evlendirelim diyorum. Vallahi. Ne valla? Tatemen kahvede düğün için erkendir dedin. Ya o kahve, sıfırak orayı ya. Kadar güneş tepeme girmiş, ben ne dediğimi bilir miyim ya? Sen burayı bırak, buraya bak. Burası gerçektir. Evlendirak olsun bizsinsin ya. Vay benim aslan babam. Buyur Hasan. Oh, eline sağlık Naciye'm. Afiyet olsun. Hoca. Hoş geldin oğlum. Aç mısın? Yok, yemişim dışarıda. Hoş geldin oğlum. Yani bu mutlu haberi duymak senin de en büyük hakkındır. Mutlu haber? Sen söyle Naciye'm. Yok, sen söyle Hasan'ım. O zaman beraber söyleyelim. Biz evlenmeye karar verdik. Vay. Vay. Şaşırma oğlum. Mutlu olmak benim de hakkım. Anlarsın ya. Kız dellendin bu yaştan sonra. Ne varmış yaşımda? Taş gibi karıyım. 57 yaşındayım. 57 yaş günümüzde 25 yaşa tekabül eder ya. İki estetik ameliyat yaptırdım mıydı? 18 gibi olurum, taş gibi kadınım. Ay, yani Naciye o kadar abartmasak 18'i de kaldıramam yani. Hele sen bir kahve yap da bana, ben de içeyim. Heh. Ya sabır, ya sabır, ya sabır. Hocam. Buyur. Anama niye yanaştığını biliyorum. Öyle mi? Niyeymiş? Petroldan gelecek paraya ortak olmak için. Anamla evleneceksin, bizim petrol parasına ortak olacaksın. Ama yemezler. Tövbe, tövbe, kuru iftira. Yani böyle bir şey varsa ben de Hasan Hoca değilim ha. Ben de şu ortaklık işini düşündüm ha. Hesabını. Ha, sana çok ayıp ettim. He. Yani düşündüm bir daha bir daha, seni %50 ortak kabul ediyorum. Vallahi mi? Ama anamın peşini bırakacağım. Ananı mı? Oldu bil. Yani ben zaten senin ananı ne yapayım? Anam benim tipim değil. Ben sarışınlardan hoşlanırım. Ana gel ana. Allah. Ana yakaladım ben. Bu sana paranın içine vereceğim. Şimdi itiraf et. Tövbe tövbe. Hasan mübarek adamdır. Tövbe de. Öyle bir şey yapmaz. Ya Naciye, benim gözüm senden başkasını görmez vallahi. Yarın sabah ilk iş olarak kasabaya gidiyorum. Sana yıldırım nikahı basıyorum. Dönüşte de düğün yapacağım. Gelinlikte giyeceğim. Hem de en güzelini, en dantellisini. Öp babanın elini. Ya ben bu düzenbazın elini hiç öperim. O düzenbaz yarın senin babayın olacak. Ana, şimdi ben bu evden gideyim. Aha, bu adam bu evden gitmeden de dönmeyeyim. Haydi eyvallah. Ha, zaten babayın elini öpmeden dönme bu eve. Naciye, nerede kalmıştık? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Fikri Faraş sen misin? Ben Fikri Faraş. Sen kimsin? Ben iş adamıyım. Zengin köyünüzün maden bakımından madensel güzelliklerine göz atıyoruz.
Belki yolda bir şeyler alırız ha? Hiçbir şey anlamamışım. Ne diyorsun? Tamam. Senin anlayacağın dilden anlatayım o zaman. Sen de o dilden anla. Lütfen. Seninle iş yapmak istiyorum. Ne gibi bir iş? Emlak işi. Petrollü tarla işi. Petrol çıkan tarlayı bana sat Fikri. Aha, petrolüm. Sağ olun, sağ olun. Ben düşünmeyeyim öyle bir şey. Kendi petrolümü kendim pazarlayacağım. Kilosunu 1 liradan satacağım. Halkama faydam dokansın. 1 lira mı? 1 liraya sakız vermiyorlar. Biraz realist ol. Romantizm çöktü oğlum, çöktü. Yok, kararım kesindir. Petrolümü kendim çıkartacağım. Buna da biz izin vermeyiz. Siz kimsiniz? Biz kimiz? Kaçak Mazotçular Birliği. Ben de başkanıyım. Kaçak Mazotçular Birliği? Hiç duymamışım. Duymaman normal. Daha yeniyiz. Ondan duymadın. Yeni ama nasıl yeni? Yani 2 günde, 2 ayda, 2 yılda yeni. O tarlayı bana 5 milyon dolara sat. 5 milyon dolar. İyi para. Ama düşünmeyeyim, sağ ol. Fikri. İyi düşün. Sabaha kadar vaktim var. Fikri. 5 milyon dolar. Azmaz para der. İyi düşün. Düşünecek bir şey yok ki. Olmaz. Olmaz yoktur Fikri. Henüz olmamış vardır. Fikri. İyi düşün. Bunda hiç satıcı tipi yok patron. 2 kilometre öteden tanırım ben satıcıyı. Bu lavuğun bir sözcüsü vardı. Onu bulun bana getirin. Köyünüzde petrol çıkması hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi şimdi şöyle gazeteci bayan hanım. Bu durum bizim köy ekonomisi hakkında bir canlanma demektir yani. Dolayısıyla köyümüze de bol miktarda turist gelecektir. Ana muhtar köy karı mı gelecek? Vallahi karı gelecekse gelsin. Hem onlarda başlık parası falan da yokmuş. Bu sayede kendime evlenecek bir karı bulurum. La bizim köy ne karı sever oldu la? Biz nesillerdir karı severiz Azmi abi. Bu yeni değil ki. Kışlar soğuk geçiyor öyle olsa. Ya oğlum. Mesulsun la. Mesulsun da. Ya röportaj yapıyoruz burada kardeşim. Mesulsun. Bir araya girmeyin de şu röportajı bir tamamlayalım. Vallahi abiler. Yani sizin yüzden konuşamıyoruz. Bir sorun azıcık ya. Allah Allah. Edeptir ya. Hadi sizi dinliyorum. Bak gazeteci bayan buyurun. Muhtar Bey. Buyurun. Sizin gibi evrensel bir adamın yönettiği bir köyde nasıl halen daha başlık parası olabilir? Aslında ben bunu Fikri Bey'in röportajında soracaktım ama şimdiye kısmetmiş. Buyurun lütfen. Tövbe haşa. Ne başlık parası? Böyle bir şey var mı ya? Kim diyor? Uyduruyorlar ya, kafalarından uyduruyorlar ya. Başlık parası olur mu hiç? Yok hangi devirde yaşıyoruz ya Allah aşkına ya. Düşünün ki bu köy yani böyle asırlardır hiçbir zaman başlık parasıyla kız alışverişinde bulunmamıştır. İftiradır yani, yalan diyorlar ya. Allah Allah. Ben ki bu köyün miktarı olarak bugünden itibaren başlık parasını yasaklıyorum. Zaten yoktu. Yasaklıyorum. Yaşa muhtar. Köyünüzü kalkındıracağım. Bol miktarda buraya turist gireceğim. Aha oğlum geliyor. Oğlum gel. Hele gel yanıma gel. İşte köyümüzün veda iftarı. Gel yamacıma gel oğlum. Gel abone geç. Bu tarafa geç. Fikri gel böyle gel.
Ya iyi böyle babu. Fikri Bey. Sizinle de şöyle ufak bir röportaj yapsak olur mu? İster misiniz? Yok, istemeyiz. Yani röportaj yüzümü eskitmek istemiyorum. Peki o zaman sizin de daha uygun olduğunuz bir zamanda artık röportajı. O zaman bayan Melek buyurun o tarafa koldurun bir kahvemiz için. Ya. Ha, buyur kardeşim. Hadi dokunun ya. Gel oğlum. Peki. Dur hele la. Nereye gidiyorsun? Parayı bulunca bizi unuttun ha. Ne alakası var abi ya? Tarlaya gidiyorum, bizim tarlaya. Şu araştırma ekibi gelmiş ya. Bakalım ne yapmışlar. Paraya ihtiyacın var mı? Yok abi, yok. Var. Aç yok. Al oğlum, al. Oğlum satınca ödersin oğlum. Ben babanın en samimi arkadaşıyım ha. Allah razı olsun ya. Ne hadi iyi. Bak. Hadi bak. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Fikri Bey, hoş geldiniz. Hocam, nasıl gidiyor? Ha, bir şeyler buldunuz. Olmaz olur mu Fikri Bey? Var tabii. Bilim bu, boş durmaz. Çalışıyor devamlı. Senin bilimine kurban. Ne buldunuz? Hiçbir şey. Nasıl hiçbir şey? Basbaya. Araştırmalarımıza göre buralarda petrol yatağı olmadığını öğrendik. Vay. Sen ne diyorsun ya? Burada petrol fışkırıyordu ya. Gördük hepimiz, köycek gördük. Petrol vardı burada, bu imamın abdest suyu mudur? Petroldu. Zifiri simsiyahtı gördüm. Fikri Bey. Ne yazık ki o petrol bu yakınlardan Bakü-Ceyhan boru hattı geçiyor. Oradan sızıntıyla gelen petrol. Uzmanları bilgilendirdik. Tamir için gelecekler. Ne yaptın bunu, birine söyledin? Yani başka biri biliyor bunu. Sadece ben ve ekibim. Bir de sen. Sen Allah Kur'an aşkına bunu başka kimseye söyleme. En azından bizim düğün olana kadar. Olur. Vallahi billah. Eğer muhtar burada petrol çıkmadığını öğrenirse kızını sittin sana bana vermez. Ne olur. Kurbanın hayranın olan. Çok mu seviyorsun Emine'yi? Hem de nasıl. Canımı veririm ben ona. Ben de aşk adamıyım Fikri. Sevenlerin halinden en iyi biz anlarız. Hatta bir şiir kitabı çıkaracaktım aşk üzerine, sevmek üzerine. Ne valla? Niye çıkartmadın? Artık kimse şiir okumuyor be Fikri. Kimse aşık olmuyor. Kimse eskisi kadar sevmiyor. Teknolojiyle birlikte aşk geçmişte hoş bir seda olarak kaldı. Senin gibi sevenlere imreniyorum. Eyvallah, sağ ol. Ama merak etme sen. Kimseye bir şey söylemem ben. Ama sen de elini çabuk tut. Al kızı. Emin ol ben kimseye bir şey söylemesem de yakında bütün köylü öğrenir. Eyvallah, doğru değil. Evet, elini öpeceğim, izin ver. Ama. Vallahi öpeceğim. Ya sen adamsın. Lütfen. Büyük adamsın. Vallahi sevenlerin halinden anladın ya. Helal olsun sana. Dünya aşıklar hatırına dönüyor delikanlı. Allah Allah, sağ ol. De fikrin ne? Gezek onu bilmiyorum. Ne bu Fikri, suratın hali sıfatın kaymış? Yaptır bir şeyim Cevat. O zaman gel hele sana internetten aldığım mavi inekleri göstereyim. Bak. 50.000 liraya aldım. Daha benim koyunları da satıp mor koyun alacağım. Lan oğlum nasıl safsın Cevat ya? Mavi inek mor koyun olur hiç. Seni dolandırmışlar işte. Artık her şey sanal Fikri. İnternet çağındayız, internet. Bu çiftliğin sahibi çok güvenilir adam.
İyi tamam. Ben diyeceğimi dedim, gerisini sen bilin. Fikri! Fikri! Fikri oğlum! Fikri. Burada muhterem mi? Fikri oğlum! Oy Fikri oğlum! Emine'yi kaçırdılar! Emine'yi kaçırdılar çabuk oğlum! Sen ne diysen muhterem mi? Emine'mi kimliğe kaçırsın? Onu bilmiyim. Sen tanıyor musun oğlum onları? Onu tarlamı ne satacak mısın? Vee! Kaçakçı mazotçular! Tamam ben onlara tarlamı satmadım diye benim sevdiğimi kaçırmışlar. Neredeymiş? Nereye götürmüş bir şey dediler? Yok su deposunun orada bekliyorlarmış. Eğer jandarmaya haber verirsen evini yüzülecek rol. Çabuk ol. Demem. Hadi. Sen merak etme baba. Ben de halledeceğim. Peki ben de geleyim. Düşman hadi satarım. Veriş yolları tarafı. Oğlum sen çoban sana ne işin var? Sana alakam yok. Hadi. Tamam ben de. Allah Emine. Fikrim sizden bunun hesabını soracak ha. Burada bir kişi hesap sorar. O da ben. He hep öyle değiller zaten. Sana yalan borcun mu var? Geçen Ganyan Bay'ın hesap sormadın mı Hayro? O ganyancıya. Sordun abi. Bak gördün mü? Sormuş. He kardeş he. En büyük sensen. Benim. Patron. Geliyor senin tipini sevdiğin patrolcu. Gelsin. Tipini görek de şenlenek. Emine'm nerede? Buradayım Fikri, buradayım. Fikri, sakin ol hele. Ne isteyin benden ya? Ne istedin belli. Tarlayı istiyorum. Tamam ver Emine'me, al satıyorum tarlayı. Bana ne oğlum Emine'nden? Dır. Çenesi de durmuyor zaten. Nereden bulduysan. Ben tarlayı istiyorum. O petrol soslu tarla benim. Bana satacaksın. Ya al tepe kullan. İndir Emine'mi, indir. İn Emine'm. Fikri. İyi misin? Sana bir şey oldu diye çok korktum. İyiyim yavrum, iyiyim. Çok şükür. Getirin evrakları. Neyse. Eve gidince bol hasret giderirsiniz artık. Şu evrakları bir imzala hele. İmzalayak. Fikri. Sana sözüm vardı. Getir hadi çantayı. Nedir bu? Para. Vallahi mi? İstersen say. 5 milyon dolar. Yok, saymaya gerek yoktur. Sana güveniyor. Güveneceksin tabii. Güven bizim tek sermayemiz. Ne Fikri? Yolda anlatırım. Bindin sakı tutun. Görüşürüz Fikri. Gerçek anlaşılmadan buradan bir an önce kaçmamız lazımdır Emine'm. Ne gerçeği? Sevdiğim tarlada petrol yoktur. Nasıl yok? Basbayağı yok. Ceyhan bakıyor hattından petrol mü sızmıştır falan böyle bir şey işte. Oy başımıza gelen. Ne edeceğiz, nereye gideceğiz biz? Allah hiç bilmiyorum. Yani bildiğim bir şey vardır. Buradan bir an önce gitmemiz lazım. Yoksa bu kaçak mazotçu bizi bulduğu yerde canımıza kıyar vallahi. Adamın tonla parasını almışız ya. Parayı da alıp buradan gideceğiz işte bu. Gideceğiz de o zaman önce babamı arayan merak eder. Adamlardan kurtulduğumu söyleyin bari. He doğru. Hadi ara. Ama bak sonra hemen gideceğiz ha. Dur ben ara.
Muhtar baba, bak şimdi ben Emine'mi alıp şehir dışına gideyim, tamam mı? Bizi hiç merak etmeyin, biz çok iyiyiz. Ama yani bir süre oradayız. İşleri yoluna koyak, sizi de yanımıza alacağız, tamam mı? Selam eder, gözlerinizden öperiz. Aleykümselam, aleykümselam. Neyse ya, Emine'yi kurtardın ya, gerisi önemli değil artık ya. Bu bana yeter. Haydi size tez gelin ha. Haydi. Ya, şükürler olsun vali. Şükürler olsun. Benle gelmene hemen razı oldum. Fikrim, sen onun için artık zengin bir adamsın. Kabullenecek tabii. Paranın kabullendiremeyeceği şey yoktur. Vay para. Kağıt parçası. Keşke dünya bunun üzerine dönmese. Keşke. Hakkını helal eyle, tamam. Hoca, anama iyi bakarsan ha. Hiç merak etme oğlum. Nereye gidiyorsun Fikri? Düğünümüz var. Uzağa, çok uzağa. Oğlum, vedalaşmadan mı gidiyorsun ananla? Vedalaşmalardan hiç haz etmem anacığım. Her vedalaşmak bir kavuşmaktır. Ya biliyor musun, oğlumuz bu sefer haklı hanım. Hoca, cinnilerini anamdan uzak tutasın ha. Ya hiç merak etme oğlum, bıraktım ben o işi, bıraktım. Artık muhtarlığa adaylığımı koyacağım. Selami var ya, Selami iyi muhtarlık yapamıyor. Onun yerine onun iktidarını yıkıp kendi iktidarımı kuracağım. iyi. Hadi Allah mutlu etsin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Haydi. Haydi. Ya muhtar, bu Fikri gittiği yeri söylemedi ya. Valla ne bileyim, işlerimi ne varmış. Öyle uzaklara gideceğim dedi. Ya benim için önemli lan kızın kurtulması işte, o da bana yeter. Kim ki Muhtar? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırdır? Kızı kaçırdınız yetmiyormuş gibi, daha ne istiyorsunuz bu köyden? Artık ben de bu köydenim muhtar. Eski husumetleri bir yana bırakalım. Petrol çıkan arazinin yeni sahibiyim. Demek silah zoruyla aldınız tarlayı ha? Yani Emine bu sayede kurtulmuş oldu. Ben iş adamıyım. Bu ticaret muhtar. 5 milyon dolar trink para saydım, araziyi aldım. 5 milyon dolar. 5 bin milyon dolar. Hasan hocam, helal olsun sana da vallahi. Bu yaştan sonra kaptın Naciye teyzeyi. Ne varmış yaşımda lan? Zibidi. Ya ben de onu diyorum işte, bir şey kalmamış, bitmiş yani. Eskimiş senin nefesin. Neyse, bu saatten sonra bize anca hayırlı olsun demek düşer. Gerisi yalan bir an. Tabii yalan dolan. Para olmasa ben bu karıyı alır mıydım ha? Aa, ne duruyoruz, düğüne geldik be! Hadi vur davulcu, vur!
Ya yormayın ya, yormayın ya gelinler damadı. Hele bir oturun bir soluklanın, bir çay kahve için. De haydi gelin bakalım. Hadi. 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 De hadi geç şuna böyle, geç, geç. Ha maşallah, ha maşallah. Oo, hoş gelmişsin, hoş gelmişsin. Buyur, buyur. Hoş bulduk, hoş bulduk muhtar. Otur, otur. E nasılsın? İyilik muhtar, sen nasılsın? Düğün var galiba. Ha ya, bizim iki ihtiyar, hele durlar bilirsin. Birbirlerini beğenmişler, evleniyorlar. Hele acil oldu ha. E, hayırlısı o zaman artık, ne diyelim? İyi, hayırlısı tabii. E ne yaptın, tamamlayamadın işi? Allah'ın izniyle tamamladık muhtar. E bize de yol göründü artık. Ya ya, ne aceleniz var? Biraz daha kalın. Yine geliriz muhtar, merak etme sen. Hocam merhaba. Merhaba. Siz bu petrol rezervini araştıran ekibin başısınız galiba. Evet. Kendimi tanıtayım. Ben arazinin yeni sahibi, Kaçak Mazotçular Derneği Başkanı Fatih Akaryakıt. Peki Fikir Bey? Arazinin sahibi Fikir Bey değil miydi? Araziyi ondan satın aldım. 5 milyon dolara. İyi de arazinin değeri 5 milyon dolar çok fazla. Hocam. Sizin petrol fiyatlarından haberiniz yok galiba. Ben Kaçak Mazotçular Derneği Başkanı olarak yakinen takip ediyorum. Bence uygun fiyata aldık. Piyasadan haberim var, haberim var da. Ama ve lakin şöyle bir durum var. Arazide petrol yok. Ne diyorsun? Nasıl yani? Basma ya. Araziye petrol, Bakü-Ceyhan boru hattından sızan petrolle gelmiş. Bak! Fikri Bey de bu durumu biliyordu. Anladığım kadarıyla Fikri Bey sizi dolandırmış. Beni dolandırmak ha? Fikri. Fikri ölümlerden ölümden. Vay namazı. Vay bak benim kızını bedavaya getirdi. Benim güzelliğim de gitti. Ah benim asıl damadım Kazım idi. Kazım, ah damadım Kazım. Demek onun için diyordu ki ben uzaklara gideceğim. Hadi. Namussuz! Dolandırdı beni ya! Beni dolandırdı ya! O Fikri'yi getirin bana! Onu... Onu... Onu edeceğim! O Fikri'yi bulun bana! Bulacağım onu bana! O Fikri'yi bana getirin! Ne oldu? Ne oldu Cevat? Tarlada petrol yokmuş. Fikri adama petrol var diye satmış. Allah! Anasını da bana kakıttı. Allah! Kocam! Ne kocası? Koca da yok. Kocam! 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 Spor yapmış oldun komutan. Vallahi öyle. Sayende 3 kilo verdim. Ne güzel işte bak. Adalet her türlü yardımcı oluyoruz değil mi? Beni ödüllendirmeniz lazım. Hemen civa mı? Seni kaçak mazot satmak ve de kaçak mazotçular derneği kurmaktan tutukluyorum. Alın bunu. Vay namussuzlar vay. Ya bunların telefon da kapalı. Arıyorum cevap vermiyorlar. Mahfazı ya dolandırdı beni. Aynı babasına benzemiş. Babası da böyleydi. Benim de 2000 kaymamı dolandırdı. Bu devirde kimseye güvenmeyeceğim muhtar. Ona göre davran muhtar. Az da olsa zengin bir damadın var. Adam 5 milyonu kaptı gitti. Bu da bizim kaderimiz işte ne yapalım. Köyün kaderi bu ha. Köyün kaderi bu. Geldik Fikrim. Ha vallahi hayat buradadır. Acaba bizimkiler ne diye? Ne diyecekler? Birbirlerini iyilerdir. Aha ben sana söyleyeyim. Karılar dedikodu yapıyordur. Erkekler kahvede batak atıyordur. Bizim Cevat da internette surf yapıyordur.
O da girdi. Ben en çok kaçak mazotçuyu merak ediyorum. Adamın o kadar parasını alıp kaçmışız. Allah bilir şimdi ne haldedir. Ne etsin büyük adam. Tüfeğinin kemeridir. Arıyak mı? Arıyak. Cevat dedi ki şartlı tahliyeyle salmışlar bunu. Yani numarası var mı ki sende? Yok bende ne arası numarası? Sosyal medya diye bir şey var. Gülüm teknolojiyi kullanmak lazım. Ha. Alo. Ne yapıyorsun? Kaçak mazotçu. Fikri. Sen misin? Seni bulacağım oğlum. Ne yapıp ne edip seni bulacağım. Beni dolandırmak ha. Bitirdin beni. Seni bulacağım diye. Aha büyük adam bulursun bulursun. Bana bak sana 100 lira harçlık bırakmışım Cevat'tan al tamam. Bir de idarelik kullan. Tamam böyle müsrif olma. Ölüm nereden ölüm beğen oğlum. Senin o kemiklerini kırıp köpekler atmazsam... Bana da kaçak mazotçular derneği başkanı. Fatih'e hareket demesinler. Ölümlerden ölüm ben oğlum. Ölümlerden ölüm ben. Bana ölümlerden seçenek sunuyorsun. O zaman ben en güzelini seçerim. Sana haber gönderirim, yazarım. Cevat'tan öğrenirsin, tamam? Hadi çüz. Ya bu adam çok stres yapıyor ya. Vallahi genç yaşta ölecek. Sen boş ver onu, ver elini. Bak gördün, aşk kazandı işte. Hele gel.